внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Efendim, yeni bir vlog'dan daha herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber şöyle ufaktan Rus yollarına bakacağız. Rusya'nın yolları nasıl? Trafiği nasıl? Buna biraz göz atacağız. Daha doğrusu göz atmanızı sağlayacağım. Evet, dakika bir, gol bir. Şöyle kocaman bir delik. Sanki bir bomba düşmüş de onun krateri varmış gibi. 2-3 aydan beri bu delik kapanmıyor. Enteresan olan ise hemen şimdi yolu döneceğim. Şuranın asfalt yapılması. Yani orayı asfalt yapıyorlar, burayı bırakıyorlar. Evet. Şu yol arkadaşlar bütün sene mayın tarlası gibiydi. Bir sağa bir sola, bir sağa bir sola. Yani patates tarlası, mayın tarlası. Hangi tarla olur korkun. Hepsi burada mevcut. Allah şunu şimdi yaptılar. Arkadaşlar, benim bulunduğum konum şu anda Moskova'nın tam tamına 60 kilometre ilerisindeyim, yani dışındayım. Moskova'yı şöyle düşünün. Yuvarlak bir halka düşünün ve yuvarlak halkanın etrafında ufak ufak şehirler. Şehir diye adlandırıyorlar Ruslar bunları genelde. 30-35 bin kişilik yerler. Buraları şehir diye adlandırıyorlar. Ve Moskova'da bunlardan çokça var, yani Moskova çevresinde. Ben de o hattın arkadaşlar tam tamına Moskova'ya bakarsanız şöyle kuzey doğusunda kalıyorum. Yaroslav şehrine giden yolda kalıyorum. Zaten şimdi çıkacağım ana caddede Yaroslavsk Şosse diye geçer. Yani Yaroslav'a giden yol aslında bu. O yüzden adını almış Yaroslav şehrine. Bulunduğum konum çok yeşillik bir yerdir. Yani sağımda, solunda, her yerde orman ve park bulabilirsiniz. Moskova'nın içinde de yeşillik bolca vardır. Fakat Moskova tabii ki haliyle daha büyük bir yapılaşma geçirmiştir. Merkez olduğu için. Moskova ile Patmoskova, yani Moskova'nın biraz dışı işte 60-70 kilometre gittiğiniz zaman buraya Patmoskova derler. Yani Moskova 6. Moskova 6 daha da yeşildir. İnsanlar hafta sonları genelde Moskova'da yaşayanlar dacha dediğimiz, dacha diye tabir ettiğimiz Rusça'da yazlıklara giderler. Ve pazar günleri müthiş bir trafik olur. Bu trafik ziyadesiyle burada yaşayanları rahatsız eder. Çünkü kendi yolumuza gidemeyiz onların yüzünden. Ama bir taraftan da buranın civar halkı o yazlıkçılar sayesinde de iyi para kazanır. Arkadaşlar, ben Moskova'da neredeyse bir 5 yıl yaşadım. Moskova merkezde. Moskova merkez ile Patmoskova dediğimiz, yani Moskova 6 arasında çok büyük fark var. Yaşam farkı. Para Moskova'da döner arkadaşlar genelde. Fakat çoğu insan, Moskova'da çalışanların çoğu Patmoskova'da yaşarlar. Neden derseniz, burada yaşam daha güzel. Burada yaşam daha rahat. Oksijen var bir kere. İnsanlar bunun bilincinde. İnanınız, şöyle ki 2 saat 3 saat yol gidiyor insanlar, ki ben de gittim zamanında bu yola. Çünkü işim Moskova'daydı, evim bu taraftaydı. 3 saat yol gidiyordum. 2,5-3 saat. Akşam da dönüşü var, 6 saat. Günümün 6 saatini yolda geçiriyordum neredeyse. Zamanınız bol ve yolda bir şeyler yapma gereksinimi duyuyorsunuz devamlı.
ister istemez haliyle kendinizi geliştiriyorsunuz farklı kitaplar okuyarak. Moskova'ya giderken de arabayla sadece tren istasyonuna gidiyordum. Yani 20 kilometre benim evimle tren istasyonu arası. Arabayı orada park ediyordum. Trene biniyordum. Trende bir 30 dakika ekspres trense eğer. Ekspres değilse bu 50 dakikaya falan tekabül ediyor. Moskova, Pushkin arası. Ardından trenden indikten sonra metro ile iş yerimin olduğu istasyona gidiyordum. Metroda bir 10 dakika falan sürüyordum. Up in the air, I want you to get like you trying to get stuck in it. Gotta get it, in the air. Evet arkadaşlar, şu anda Yaroslavski şoseden çıkıyorum ve benim gideceğim yöne doğru gidiyorum. Şu anda gittiğim yol karayolların A107 numaralı karayolu. Çok güzel bir asfalt çalışması yapılmış buraya arkadaşlar, 3 yıl evvel falan. Hala bu yol hiç eskimeden gidilebiliyor. Arkadaşlar bu A107 yolu süper bir yol. Ben zannediyorum ki şu yolu yapan firmanın ilk işiydi ve çok güzel bir yol yaptı. Çünkü yolu 3 seneden beri aşağı yukarı 3 seneden beri gidip geliyorum bu yolu. Yolda eskime yok. O kadar kar yağıyor, tuzlama çalışması yapılıyor vesaire vesaire. Yolda yemin ederim ufacık bir delik bile yok. 10 numara bir yol yapmışlar. Tabii bunu Moskova'nın çeşitli yerleri için söyleyemeyiz. Demek ki firmalar arasında herhalde çok kalite farkı var. Çünkü bazı firmalar yolu yapıyor, bir yıl içinde delikler açılmaya başlıyor. Ufak ufak delikler, kardan dolayı. Ama bu yolda hiçbir şekilde delik açılmadı. Hala da yama diye bir şey yok. Yani asfaltı yamarlar ya, öyle hiçbir şey, öyle bir şey yok arkadaşlar. Gittiğim yol çok güzel. Yani manzarası benim çok hoşuma gidiyor. Uzun bir yol. İki tarafı ağaçlıkla kaplı. Yani giderken size şöyle söyleyeyim, zevk alıyorum. Gerçekten zevk alıyorum. İşimle evimin arası 20 kilometre. Ve bu yolu giderken yazın da kışın da zevk alarak gidiyorum. Kışın yağmur ve kar yağışı olduğu zaman biraz çekilmez olabiliyor bu yol. Çünkü çok dikkat etmeniz gerekiyor. Tehlikelerle dolu oluyor yol. O yüzden biraz daha dikkat gerektiriyor ve güzelliklerine bakamıyorsunuz. Ama şu anda yolda hiçbir tehlike yok. Manzaraya bakabiliyorsunuz. Burada genelde araçlar arkadaşlar SUV dediğimiz veyahut da jip tarzında araçlar kullanılıyor. Tabi binek araçlar da var. Şöyle bir dezavantajı var. Ben de kullandığım için zamanında. Burada kar öyle bir yükseliyor ki arabanın altı yanlarından veyahut da üstünden daha çok hasar görüyor. Dar yollarda temizlenmeyen yollar oluyor genelde. Yani sokak araları çok dar sokaklar. Araçlar da gide gele kanal yapıyor. Kanal yapınca ortada kar birikiyor. Arabanın altına hasar vermeye başlıyor. Bazen de kar bir bastırıyor. Atıyorum 5 santim, 8 santim, 10 santim oluyor. Haliyle küçük arabalarla da o yolu gidemiyorsunuz. Yüksek bir araba haliyle size çok yardımcı oluyor. Dört çöker. Bir de Lepuçka denilen
yolu vakumlayan lastikler var. Bunlardan kullanılıyor kışın. Benim tercihim, arabam 4 çeker ve çivili lastik kullanıyorum. Çivili lastik kullanmamın asıl nedeni, lapuçka dediğim lastik sizin fren mesafenizi uzatıyor. Fakat çivili lastik kullandığımda yol buzlu dahi olsa fren mesafemi kısaltıyor. Bu da arabayı sürerken gayet yardımcı oluyor. Trafik polislerimizden bahsedeyim biraz. Trafik polislerimiz çok iyi rüşvet alıyor. Fakat şöyle bir şey var. Siz hata yapmazsanız kimse sizden rüşvet alamaz. Böyle de bir gerçek var. Ben aşağı yukarı 5 yıldan beri araba kullanıyorum. Bu 5 yıl içerisinde hatam olmadı çok şükür. Ama eğer hatamı görselerdi hemen cezayı hop kitlerlerdi bana. O yüzden Rusya'da alkollü araç kullanmayacaksınız. Emniyet şeridinden gitmeyeceksiniz. Bu tarz böyle hatalar yapmayacaksınız. Sinyal hatasıdır, kırmızıda geçme hatasıdır. Bunları parayla geçiştirebilirsiniz. Yani rüşvet vererek geçiştirebilirsiniz. Zaten polis, tabii bazı polisler cezayı kesiyor, o ayrı. Yani kimisi var Allah için, adam hiçbir şey, adam sormuyor bile ceza keseyim mi kesmeyeyim. Adam direkt diyor ki cezanız bu kardeşim, yan tarafında zaten printer var. Basıyor oradan, bilgilerinizi giriyor, cezanızı da giriyor, oradan printer'dan çıkıyor kağıdınız. Elinize veriyor, gidin ödeyin. Kimisi de var diyor ki, aa merhaba diyor, Cem Kıran. Atıyorum, ya başıma geldi. Ne yapalım diyor, keselim mi diyor cezayı. Hadi kesmeyelim diyor. Tabi bu konular konuşulurken içeride, arabanın içerisinde kamera var. Adam kamerada konuşmuyor bunları. Arabanın arka tarafına geçiyorsunuz. Bagajın arka tarafına falan. Orada bunları konuşuyorsunuz. Yani trafik polisleri genelde her yerde aynı, büyük bir ihtimalle bizde de vardır. Böyle rüşvet alan tipler. Şimdi kimse melek değil. Evet, bu yol da çok güzel. Manzaraya bakar mısınız? Her taraf yemiş. Benim Rusya'yı sevmemdeki ana nedenlerden biri doğası arkadaşlar. Çok güzel doğası var. Yani yazın yemyeşil, kışın da bembeyaz. Yani dört mevsimi aslında sunabiliyor size. Türkiye maalesef bunu kaybetti. Güneye gidiyorsunuz. Yazla kışın arasında geçiş var. Fakat kışla yazın arasında geçiş kayboldu. Yok. Eskiden daha çok kar yağardı. Artık yok.
Evet, benim yaşadığım yere geldik. Ufak bir kasaba diyebiliriz. Bir kasaba ile şehir arasındaki bir yer aslında. Rusya'da bu tarz yerlerden çok var. Sağ tarafta gördüğünüz, görebiliyorsunuzdur herhalde, spor kompleksimiz. İçerisinde futbol stadyumu 2 tane var. Artı body salonu, vücut geliştirme salonu, büyük kapalı spor kompleksi. Yani handball, voleybol ve diğer salon sporları yapılabilen bir salon. Olimpik yüzme havuzu, saunası ve boks salonu. Boks da yapılıyor çünkü. Boks ve güreş salonu pardon. Hemen sağ tarafta gördüğünüz Dom Kültür denilen kültür evi mevcut. Orada da çocuklara yönelik bir sürü faaliyet yapılmakta. Bu kültür evinden gerçi burada 2 tane var. Önümdeki Ciguli'yi görmüşsünüzdür arkadaşlar. Mavi Ciguli'yi. Burada bolcanı mevcut bunlarda. Bir ara size araştırmasını da yapacağım. Şu anda bir Haziran galiba. Yok, 31 Mayıs. Hava 16 derece. Gördüğünüz gibi yağmur bulutları tepemizde. Zaten dün burada fırtına vardı. Moskova'da. Pardon, dün değil evvelsi gün. Birkaç kişi ölmüştü. Atıyorum yani birkaç kişi. 20 kişi falan ölmüştü değil mi? Bu vinçlerin düşmesinden, otobüs duraklarının yerinden çıkmasından mütevelli. Yani gayet sağlam bir fırtına vardı. Allah'a şükür biz atlattık. Ailem de ben de sağlamız. Şimdi arkadaşlar benim gittiğim noktada silah fabrikası var. 2 tane silah fabrikası var bu şehirde. Benim yaşadığım bölgede. Şu anda geçtiğim tren yolu sağ taraf silah fabrikasına gidiyor. Bu fabrikalar 2. Dünya Savaşı'ndan beri kullanılan fabrikalar. Ve daha da geliştirmişler. Daha doğrusu poligonlar yapmışlar. Atış talimleri oluyor. İnanın bir atış talimi oluyor. Bütün her yer inliyor. O derecede artık ne atıyorlarsa. Eskiden bu şehre giriş ve çıkış yasakmış arkadaşlar. Sadece kartla, yani propusk dediğimiz özel izinlerle girip çıkılıyormuş şehire. 1992'den sonra yanlış hatırlamıyorsam veyahut da biraz daha önce serbest bırakılmış şehire giriş ve çıkışlar. Gizli servis yine giren ve çıkanları takip ediyormuş. Şu anda böyle bir uygulama yok. Fakat hala silah fabrikasının orada poligonu olduğu için, aynı zamanda çok da büyük bir alan olduğu için fuarlar için gelip gidiliyor. Ben burada bazen askerinin araçlarını, değişik panzer tarzı, tank tarzı, personel taşıyıcılar, füze savunma sistemlerini geçerken görüyorum. Büyük konvoylar halinde onlar geçiş yapıyor. Geçiş yaparken de haliyle trafiğin de anasını ağlatıyorlar. Çünkü önde trafik polisleri, arkada trafik polisleri, sağda solda askeri polisler falan filan gidip geliyorlar. Arada bir Putin geliyor, arada bir Medvedev geliyor, arada bir savunma bakanı geliyor. Yani konuğumuz, misafirimiz bayağı çok. Baş ağrıtan tabii bunlar hadiseler. Şehre bir getirisi var mı? Vallahi çok fazla bir getirisi yok yaşadığım şehre. Hatta götürüsü olduğunu söyleyebilirim. Çünkü transit bir şehir değil. Yani bir tarafından girip bir tarafından çıkılsa şehre belki daha çok insan olacak. Fakat bir tarafından giriyorsun, öbür tarafında çıkış yok şehir. Şehir kapalı bir şehir. Böylelikle insan sirkülasyonu çok fazla olmuyor. Sadece şehirde yaşayanlar yaşıyor. Ve bu da ticarete olumsuz etki ediyor. Neyse, ben evime geldim. Bugünlük bu kadar. Daha sonra farklı konularda farklı şeyler hakkında konuşuruz. Araba sohbetleri yaparız. Hem benim canım sıkılmaz, hem de size bazı Rusya hakkında, Moskova hakkında genel şeyleri anlatırım. Bilgilendirme videoları çekerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.
Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz lütfen beğendim butonuna basınız. Teşekkür ederim efendim. Yeni bir vlogda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye.